Murat Emir, buyurun Sayın Emir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AKP grubunun meclisin çalışmasına dönük olarak getirdiği bu tek taraflı ve dayatmacı tutumunu reddediyoruz. Dolayısıyla da buna karşı tutumumuz olumsuz olacak ama vaktimi daha önemli bir konuya harcamak istiyorum. Çünkü zaten sizin hangi yönde oy vereceğinizi biliyoruz, alıştık. Size bir lojman hikayesi anlatayım. 2003 yılı, aynen bugün gibi bir kriz var. Lojmanları satalım diyorlar. E satalım. Sonrasında Adalet Bakanlığı Ankara Büyükşehir'e başvuruyor. Diyor ki bizim hakim ve savcılar için lojmana ihtiyacımız var. Öyle mi? O zaman 5 tane daireyi tahsis edelim. 5 tane daire Adalet Bakanlığı'na tahsis ediliyor. Ne zamana kadar? 2018 yılına kadar. 2018 yılında niyeyse, ilgilileri gelip açıklarlar belki, niyeyse içlerinden bir tanesini belediye encümeni bir kararla satmaya karar veriyor. Biz bundan bunu satalım diyorlar. Gerekçe yok. Peki nasıl satacak belediye bu daireyi? İhale yapması lazım. Olmaz, ihale olmaz. Ne yapacak? ANFA'ya, yani belediye şirketine trampa yoluyla devrediyor. Yani ANFA ona bir şey veriyor da karşı al bu daire senin olsun diyor. Peki ANFA ne? ANFA bir şirket. Şirket dilediğini satabilir mi? Satabilir. Şirkette alıyor bunu 3 yıl boyunca Ankara'da başsavcılık yapmış kişiye, yani Yüksel Kocaman'a satıyor. 626 bin liraya satıyor. Bu olur mu arkadaşlar? Bu yolsuzluk değil mi? Yani kitabına bakın, uygun görünüyor. Melih Gökçe'nin yüzlerce suç duyurusu, yüzlerce klasörlü dosyası Yüksel Kocaman'ın önüne geldi. Yüksel Kocaman bunların hepsini kapattı. Ve sonuçta da Mansur Yavaş devralmadan 5 gün önce apar topar Ankara Başsavcısına bu daire satılıyor. Üstelik de iddiaya göre Adalet Bakanlığı da tadil etmiş bu daireyi. Şimdi bu olacak iş mi? Bu işinize siniyor mu? Yine şu noktaya da değinelim. Bakın aynı şekilde Ayhan Bora Kaplan davası, değil mi? Her yerden irinler akıyor. Her yerde karanlık noktalar var. Devlete operasyon çekiliyor, hükümete operasyon çekiliyor. Birisi diyor ki bunu FETÖ yapıyor, birisi diyor ki polisin içine yuvalanmış hücreler var. Birisi diyor ki yargı da bunun içinde, doğru mu? Herkesin bir pozisyonu var şu anda. Peki Ayhan Bora Kaplan'la ilgili olarak suç duyurular olmamış mı? Oldu. 2017-2019 arasında 56 suç iddiası var. 56. Ve bunların hepsi kapatılmış arkadaşlar. Kim tarafından? Yüksel Kocaman tarafından. Sayın Başkan, ben söylemiyorum. İddianame söylüyor. Ayhan Bora Kaplan iddianamesi diyor ki başsavcılık görevini gerektiği gibi yapmamıştır. Delilleri göz ardı etmiştir. Yani takipsizlik kararları verirken polis fezlekesini bile beklemeden karar verdiği durumlar olmuş Yüksel Kocaman'ın. E peki zaman zaman yeterli operasyon yapılmadığını da söylüyor iddianame. E şimdi böyle bir durumda bakın, bir başsavcı var. Nikahından sonra saraya çıkıyor. Kendisine bir saldırı geldiği zaman hiç hesap vermiyor. FETÖ'cü bunlar diyor, geçiştiriyor. Bu operasyon bana değil Süleyman Soylu'ya yapılıyor diyor, arkalıyor onu da. Belediyenin 626 bin liraya dairesini satın alıyor ihalesiz. Ve siz de seyrediyorsunuz. Sonra da haram helal konuşuyorsunuz.